Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya yarın resmen NATO'nun 31. üyesi oluyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya bayrağının yarın öğleden sonra Brüksel'deki ittifak karargahına çekileceğini ve Finlandiya'nın artık toplantılara üye olarak katılacağını açıkladı. NATO Genel Sekreteri, İsveç'in de Türkiye vetosunu aşarak NATO'ya üye olması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıntılar için Paris'ten Arzu Çakır karşımızda. Arzu, görünen o ki yarın NATO için tarihi bir gün. Genel Sekreter'in açıklamalarının ayrıntıları neler? Evet, bir yıldır yaklaşık Haziran zirvesinden bu yana bu konu tartışılıyordu. En sonunda beklenen gün geldi. 30 Mart'ta Türkiye'nin de onaylamasıyla, 27 Mart'ta Macaristan, 30 Mart'ta Türkiye'nin de onaylamasıyla artık Finlandiya onay engelini aştı ve yarın bu NATO'nun önündeki 30 bayrağın arasına Finlandiya bayrağı da eklenecek. Finlandiya artık resmen NATO'nun 31. üyesi olacak. Yarın bir tören düzenlenecek bunun için. Saat 15-15.30 arasında Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılımıyla önce kısa bir açıklama yapacaklar medyaya. Ardından da katılım töreni düzenlenecek, mazbatalar verilecek, onay ve davet mektupları verilecek ve orada bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Washington Anlaşması gereği Amerika'ya veriliyor bu onay belgeleri. Bu belgeler sunulacak ve bu aşamadan itibaren Finlandiya yarınki Dışişleri Bakanları toplantısına resmen üye ülke olarak katılacak. İsveç tabii biraz buruktu bugün. Yani Stoltenberg'in basın toplantısında İsveç'le ilgili sorular yöneltildi. Öncelikle şunu söyleyelim, Jens Stoltenberg Finlandiya'nın katılmasının hem Baltık ülkelerinin hem İskandinavya'nın hem de Avrupa güvenliğinin ve NATO güvenliğinin çok önemli bir gelişmesi olduğunu söyledi. Bunun için çok büyük emek sarf ettiklerini dile getirdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini, bu görüşmede Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yaktığı, İsveç'le de yeniden masaya oturmayı kabul ettiğini belirtti. Dolayısıyla bundan sonra İsveç'le aynı yoğunlukta İsveç'le çalışmaya, İsveç ve Türkiye ile çalışmaya ve bu konuyu İsveç nezdinde de çözmeye kararlı olduklarını söyledi. Bunu da şu cümlelerle sorular üzerine açıkladı. Örneğin İsveç'in NATO'ya katılması NATO için çok önemli. Evet, ancak bu İsveç ve Türkiye için de önemli dedi. Türkiye için önemli çünkü Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde İsveç'in katılması çok önemli bir katkı sağlayacaktır NATO içerisinde dedi. Bir terörle mücadeleye çok büyük katkı sağlayacaktır dedi. Fakat İsveç için de çok önemli çünkü terörün bir takım organize suç şebekeleriyle ve silah organizasyonlarıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İsveç de kendi organize suç şebekeleriyle daha güçlü mücadele edecek. Çok önemli adımlar attı. İsveç de kabul edilecektir çok yakın zamanda umuyorum dedi Jens Stoltenberg. Antony Blinken Brüksel'e geliyor bugün. Yarın Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak. Dmytro Kuleba ilk toplantıya katılacak, Ukrayna Dışişleri Bakanı. Önce Ukrayna görüşülecek. Stoltenberg 65 milyar euroluk bugüne kadar Ukrayna'ya NATO üyelerinin yardım yaptığını açıkladı. Bu yardımın nasıl uzun vadeye yayılacağı konuşulacak. Ardından da Hint-Pasifik problemi için Hintli ortaklarla birlikte, Hint Okyanusu etrafındaki Japonya, Avusturya gibi ortaklarla ve Güney Kore gibi ortaklarla birlikte sonraki günde, ikinci günde Hint-Pasifik güvenliği ele alınacak. Türkiye'yi Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek ve bu toplantıda da Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili ve Ukrayna'nın kış savaşında başlatacağı Rusya'ya karşı saldırıyla ilgili pek çok detay konuşulacak. Biz bütün bu detayları yarın izleyip aktarmaya devam edeceğiz.